İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır. Herkese selamlar. Hazır tercih döneminde yaklaşmışken deneyimli bir iletişimci olarak bugün sizlere iletişim fakültesinde okumak isteyenler için kendi tavsiyelerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Muhakkak biliyorsunuz ama bu videoya ilk defa rastlayanlar için benim hem lisansım hem yüksek lisansım iletişim üzerine. Birazdan bahsedeceğim zaten videonun ilerleyen dakikalarında ve aynı zamanda 3 yıllık da kurumsal bir iletişim tecrübem var. Yani global şirketlerle çalıştım bu süre zarfında. Süreç bu şekilde ilerlerken tabii ki de iletişim farklı noktalarına değinme şansım ve farklı iletişim sektörlerini de görme şansım oldu. Bugünkü aklım olsa ben nasıl bir tercih yaparım şeklinde biraz konuyu düşündüm. O yüzden de şimdi sizinle kendi emeğimi paylaşıyor olacağım. Girişi kısa keselim ve direkt videoya başlayalım. Şimdi benim tercihlerim tabii ki de bu kısmı biliyor ama ben hiç bilmeyenler için ve ilk defa bu kanala bu videoyla giriş yapanlar için çok kısa bir özet geçeyim. Benim hem lisansım hem yüksek lisansım iletişim üzerine. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Sinema ve Dijital Medya bölümünde okudum. 2013 girişliyim, 2018'de mezun oldum. Yani 1 sene hazırlık artı 4 sene fakülteye okudum. Tam burslu girmiştim o zamanlar 4800. falandı üniversite sınavı sıralamasında. Hemen bitirir bitirmez yine 2018'de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tekrar Pazar İletişim ve Halkla İlişkiler yüksek lisans programına başladım. O da aslında İngilizce bir yüksek lisans programı. Yine İletişim Fakültesi bünyesinde bulunuyor. 2021 yılında yüksek lisansımı bitirdim. Orada da burslu okumuştum. Ve bu süre zarfında da 2020 yılından itibaren 3 küsur senedir de kurumsal şirketlerde iletişim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugüne kadar çalıştığım şirketler tekstil, e-ticaret ve otomotiv üzerineydi. Bazıları ulusal çapta şirketler, bazıları da global şirketlerdi. Orada da görsel pazarlama, iç iletişim, kurumsal iletişim ve dijital iletişim gibi departmanlarda görev aldım. Ve en sonunda bulunduğum pozisyon dijital pazarlama ve iletişim yöneticisi olarak da global Amerikalı bir startuptaydım. Oradan ayrıldım ve şu an kendi danışmanlık süreçlerimi yürütüyorum. Sivil toplum kuruluşları, startuplar, şirketler, kamu kuruluşları, küçük çapta girişimler, orta çapta girişimler, kombiler gibi farklı boyutlarda şirketlere, kişilere veya markalara iletişim üzerine danışmanlıklar veriyorum. Şimdi ben dediğim gibi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezunum ve aslında bu videoyu da düşünürken ilk başta konuşmam gereken şey şu diye düşündüm: okul seçimi. İletişim fakültesinde okumak, eğer okul üzerinden konuşacak olursak, kesinlikle okul ismini gerektiren bir konu. Yani ne demek istiyorum? Okul ismi burada bir fark yaratıyor. Eskiden böyle düşünmüyordum açıkçası. Fakat sektöre girdikten sonra ve sektördeki yere algıyı gördükten sonra bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Gerçekten okuduğunuz okul CV'nizde isim olarak fark ediyor. Özellikle iletişim fakültesindeyseniz. Çünkü ne yazık ki ülkede hala çok ciddi bir iletişim fakültesinde okuyan kişiler hakkında işte hiçbir yeri kazanamadığı için iletişim okumuştur tadında bir algı var ne yazık ki. 2023'te hala böyle bir algı var ve aynı zamanda ne yazık ki iletişim fakültesini okuyan öğrencilerde de böyle bir algı var. Yani ben 2013 yılında iletişim fakültesine girdim. Mesela kardeşim 2018 yılında girdi. O da iletişim fakültesi mezunu. İkimiz farklı okullarla farklı bölümleri okuduk ve hani benim öğrencilik hayatımda öyle öğrenciler vardı. Onun hayatımda da öyle öğrenciler varmış. Yani ne yazık ki evet böyle bir algı var toplumda ama bu toplumdaki algıyı yaratan da İletişim Fakültesindeki öğrenciler genelde. Çünkü öğrencilerin birçoğu, İletişim Fakültelerinin birçoğu ne yazık ki düşük puanlı olduğu için ve aynı zamanda kolay da okunabilir olduğu düşünüldüğü için bir diploma almak amacıyla geliyorlar oraya. O yüzden algıyı o şekilde yürütüyorlar. Bu nedenden dolayı da İletişim Fakültesi okuyacaksanız iyi bir okulda okumak önemli ve hatta benim tavsiyem piyasa orası olduğu için İstanbul'da okumak. Eskiden şöyle diyorum hep, yani fark etmez işte İzmir'de de okunabilir, Ankara'da da okunabilir. Evet okunabilir ama gerçekten okurken sektörün içerisinde bir iş yapmak istiyorsanız veya okurken gerçekten bir deneyim kazanmak istiyorsanız bunu İstanbul'da yapmanız gerekiyor. Çünkü ne İzmir'de ne Ankara'da gerçekten o çaplı bir deneyim sunabilecek bir yer yok size. Yani evet burada da küçük çaplı işte gazeteler, dergiler, kanallar, ajanslar falan filan vesaire kurumsal şirketler var ama yani İstanbul'un %1'i diyebilirim baktığınızda hem deneyim açısından hem de sektörün büyüklüğü açısından. O yüzden de bu iş mümkünse İstanbul'da okumalı. Aynı zamanda iyi bir okul. Yani adı gerçekten İletişim Fakültesi'yle anılan bir okulda okunmak durumunda. Şimdi genelde neler var İletişim Fakültesi'nin içerisinde? Ona bir bakalım. Medya iletişim, iletişim, yeni medya, dijital medya, sinema, radyo, televizyon, sinema, direkt sinema, televizyon, iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, reklam tasarımı, halk ilişkiler ve reklamcılık, halk ilişkiler, farklı farklı bölümler var. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. Aslında bu bütün saydığım disiplinler birbirine iç içe geçmiş disiplinler ve bunun bir tanesinden girdiğinizde aslında diğer işleri yapabilirsiniz. Benim uzmanlığım kurumsal iletişim ama ben aslında bir sinema bölümü mezunuyum. Örneğin yani gidip direkt iletişim adı altında bir şey okumadım. Fakat yine okurken en azından kendinizi bir ana dalda geliştirmek amacıyla daha mantıklı bir seçim yapmanız adına gerçekten istediğinizi ya ağırlıklı olarak ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ben sinemayı çok keyifli okudum ama sinema benim istediğim bir şey değilmiş. Bunu çok net bugün söyleyebilirim 28 yaşına gelmiş ve sektörden biri olarak. Yani örneğin benim için halk ilişkiler ve reklamcılık okumak daha mantıklı bir hareket olurmuş şu an bundan noktada. Sıkıntı değil yani sinema okuyarak da
bunu yaptım ama tabii ki de sinema okurken Hatteşkar ve Ekremcik öğrencilerine göre kendimi daha fazla geliştirmem gerekti ki onlarla aynı yöne daha rahat doğrulabileyim diye. Yani dediğim gibi farklı noktalardan da oraya doğrulabilirsiniz ama biraz daha zor olur sizin için. O yüzden öncelikli olarak hangisini istediğinize daha net karar verirseniz en azından yandan birikimlerle onu destekleyebilirsiniz. Şimdi iletişim fıkrasını okurken dikkat etmeniz gereken bir konu şu. İletişim alanında mutlaka artık sektörde 2023 yılında sizden çok yönlü olmanız bekleniyor. Çünkü iletişim bir insan bilimi. Bu insan bilimi diğer bilimlerden besleniyor. Bu nedenle sizin muhakkak iletişim okurken yani yapabiliyorsanız çift ana dal, yan dal yapamıyorsanız ekstra ders alarak farklı noktalarda kendinizi geliştirerek diğer dallara da değinmeniz gerekiyor. Bunlar ne? İşte sosyoloji olabilir, psikoloji olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir, işletme olabilir. Bunları bir tık bilmeniz gerekiyor. Yarın bir gün siz atıyorum sosyal medya alanında çalışmak istiyorsanız mutlaka pazarlama bilmenizi isteyecekler sizden sektörde. O yüzden de bir işletme dersi olan pazarlamayı almak önemli. Siz yarın bir gün gösterişim tasarımcısı olarak bir şirkette çalışmak isteyeceksiniz. Burada da sizden sanatı biraz bilmeniz gerektiği konusunda bir geri dönüş yapacaklardır. Ve öyle bir durumda da ne yapmanız gerekiyor? İşte örneğin sanat tarihi gibi dersler almanız gerekiyor. Yani aslında şunu yapmamanız gerekiyor. Yani ben bu bölüme girdim. 4 sene boyunca sadece bu bölümün derslerini alacağım. Sadece bu bölümü okuyacağım. Ve bundan sonra da kafam bu şekilde rahat olacak demeyeceksiniz. Çünkü ne yazık ki zorlu bir sektör. O yüzden de çok da mezun olan, ona istinaden de az iş imkanı olan bir sektör iletişim. Olabildiğince kendinizi okurken geliştirmeniz çok çok önemli. Şimdi bunu söyledik tabii ama şunu aslında atladık videonun içerisinde. İletişimci olmak istiyor musunuz gerçekten? Yani bugün iletişimci olmak dediğimizde olay sadece Instagram yönetmek gibi iş değil. Yani genelde son zamandaki algı bu şekilde, ben farkındayım. İletişimin farklı farklı alanları var. Bugün işte kurumsal iletişim de bir alan, pazar iletişim de bir alan, dijital iletişim de bir alan. Bugün işte örneğin kurumsal bir şirkete girdiğinizde evet kurumsal iletişim veya pazarlama iletişimi gibi alanda çalışabilirsiniz. Bir ajansa girdiğinizde müşteri temsilcisi olabilirsiniz. Görsel iletişim tasarımcısı olabilirsiniz. Metin yazarı da olabilirsiniz. Veya reklam yöneticisi de olabilirsiniz. Sosyal medya yöneticisi de olabilirsiniz. Farklı farklı alanlarda uzmanlaşabiliyorsunuz. Ya da kanalda çalışabilirsiniz, bir basın organında çalışabilirsiniz, bir dergide çalışabilirsiniz, bir gazetede çalışabilirsiniz. Farklı farklı noktalarda kendinizi geliştirebileceğiniz alanlar mevcut. İnsanlarla iletişim kurarken keyif alıyor musunuz? Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bizim işimiz aslında insanlara bir iletişim kurarak onların nabzını ölçmek ve gerekli noktalarda aslında insanları manipüle edebilmek. İletişim sektörünün aslında geneli bunun üzerine yatar. O yüzden de siz ikna edici bir kişilik misiniz? İkna kabiliyetiniz yüksek mi? İnsanlarla konuşurken onları etkileyebiliyor musunuz? İletişiminiz kuvvetli mi? İnsanların nabzını ölçebiliyor musunuz? Enerjilerini alabiliyor musunuz? Veya insanlarla konuşurken onları manipüle edebilecek noktalara çekebiliyor musunuz? Konuları kendi istediğiniz gibi şekillendirebiliyor musunuz? Bu yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. İletişim fakültesini okurken mutlaka bence sektör deneyimi çok önemli. Ben ilk senemin sonunda bir moda dergisinde, ulusal moda dergisinde staj yapmıştım. Daha sonrasında ulusal bir tekstil firmasında staj yapmıştım. Ve daha sonrasında yurt dışında e-ticaret üzerine yoğunlaşan bir şirketin yine iletişim tarafında staj yapmıştım. Yani 3 adet stajım var daha sonra öncelik hayatımda ve bu noktalarda kendimi bugün şanslı hissediyorum. Çünkü bu yaptığım stajlar bana farklı yollar açtı kariyerimde. Aslında alçak hikayelerim oldu ve insanlar başka noktalarda bana güvendi bu stajlarım olduğu için. O yüzden de mutlaka bol staj yapmak gerekiyor. Farklı farklı noktaları değerlendirmek gerekiyor. Benim size tavsiyem, iletişimci olacaksanız bir ajans görün mutlaka. Bir ajans deneyiminiz olsun. Bir basın yayın organı görün. Bir basın yayın deneyiminiz olsun. Bu kanalda olabilir, radyoda olabilir veya basılı yayın aracı da olabilir. Öyle bir deneyiminiz olsun. Mutlaka bence e-ticaret platformu veya dijital platform gibi bir deneyiminiz olsun mümkünse. Bir kurumsal deneyiminiz olsun. Bu bir üretim tesisi olabilir, bu bir fabrika olabilir, markanın headquarter ofisi olabilir. Mutlaka birkaç deneyiminiz olsun ki iletişimde kollarınız olan bu çalışma alanlarını farklı farklı nasıl istediğini görün ve ne yapmak istediğinizi anlamak açısından bunları size deneyim olarak mutlaka kazandırdıkları olacaktır. Önemli olan konulardan biri iletişim okuduktan sonra yani 4 senelik fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapıp yapmamak aslında. Orada şunu söyleyebilirim size. Bence yüksek lisans yapmak iletişim fakültesi için önemli. Çünkü sizin bir noktada uzmanlaşıyor olmanız daha önemli. Ve işte örneğin ben ne sinema bölümü mezunuyum. Evet sinema altyapım var. Yani sinema size ne altyapısını getiriyor? İşte görsel bir... Efendim? Tam şu an telefon konuşmam gerekti. Bir iş teklifi geldi. Gördüğünüz gibi iletişim fakültesinde aç kalmıyorsunuz. İletişim fakültesini okurken mutlaka işte şeye bakmak gerek. Bir Erasmus yapmak gerek. Yani bir yurt dışı deneyimi almak gerek ki o farklı kültürleri, farklı ambiyansları tanımak gerek. Ne bileyim bir kulüp yöneticiliği bence yapmak gerek mutlaka. İşte varsa bir medya iletişim kulübü, onun yöneticilik faaliyetinde mutlaka bulunmak gerek. İşte varsa bir bahar şenliği, onun koordinasyonunda bulunmak gerek. Çünkü bizim
yetkinlik kısmında, organizasyon kısmında aslında iletişimciliğe bakan bir durum. Özellikle kurumsal şirketlerde. Bu yüzden de gerçekten böyle güzel, dolu dolu ben öğrenci hayatını büyük büyük geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Zor bir sektör çünkü yavaş yavaş anlaşılıyor ve hala birçok şirkette departmanlarda endüstri mühendislerinin, işte psikoloji mezunlarının, işletme mezunlarının çalıştığını görebiliyorsunuz. O yüzden de rekabet büyük. İletişim herkesin kendince söz sahibi olduğu ve herkesin yapabildiğini düşündüğü bir iş. O yüzden de iletişimci olarak bunu herkesten farklı yapabiliyor olduğunuzu kanıtlamanız gerek. Zor bir sektör. Her ne kadar kolay görünse de çok fazla mezun olan fakat webi o kadar iş hacmi olmayan bir sektör. Ne yazık ki. O yüzden tavsiyem iyi tercihler yapın, sıkı çalışın ve mutlaka iyi bir iletişimci olduğunuzu önce kendinize daha sonrasında çevrenize kanıtlayın. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Sizin eğer sormak istediğiniz ve merak ettikleriniz varsa daha detaylı olarak bana yorumlarda sorabilirsiniz. Mutlaka onları yanıtlıyor olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olup kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.